Şuradan ekranda da hemen görüyoruz. Yani kocaman bir van mesela. Ne kadarmış? Seni de iyi ölçmüşler. Zaten güzel ölçmüşler. 5.7 demiş. 5.1 ölçtüm ben de şu anda. Bazen bu ayakta bakma sırasında baygınlık hissi gelir. Öyle bir şey gelirse bana haber ver. Hemen seni uzatırız. Radyologlar biraz da o yüzden yatarak bakıyorlar hep. Kocaman damarlar. Yani şimdi bunların içinde reflü var mı diye hemen bir Doppler'i açıyorum. Zaten ıkınmadan, sıkınmadan her taraf. Yani şu anda devamlı geriye kan akar ve testise basınç yapar durumda. Evet. Tamamen anormal bir durum bu. Bu durumu sonlandırmamız lazım. Hiç ıkınmıyorsun şu anda değil mi? Yok. Ikınmıyorsun. Yani renksiz halinde her yer damar. Hiç ıkınmayı sevmem ben. Çünkü insan ıkınarak yaşamıyor. Şu normal halindeyken bizim bu işlerde çok uğraştığımız yine Muhsin Balaban kardeşim var. Evet hocam. O da bu işlerde çok tecrübeli. Muhsin bir de böyle sesini, hızını ölçer. Yani şu devamlı reflüyü görmek, şu tarafta göster kardeşim. Bu da Muhsin'in yöntemidir. Yani radyologlar da tabii ki kullanıyor. Devamlı ters akım varsa önemli olduğunu söyler o da hep. Ondan sonra. Ama gerçekten çok. Evet, ciddi bir damar. Şöyle bir ölçsün yine. Evet. Evet, burada şimdi gerçekten bunda hiç tartışılacak bir şey yok. Damarlar çok büyük. Şimdi bizim burada tabii yöntemimizdeki farklılık, bu damarları normal biz üroloji doktor olarak bize öğretilen şey şu. Kasıktan bunu bağla ve bu damar kendi kendine kaybolacak. Yani çok biz de yıllarca 5 dakikada yaptık o ameliyatı. Oh dedik ameliyat ne kadar güzel bitti. Ve ameliyat sonrası bu Doppler'le hep kontrol ederim ben. Evet. Bakıyorum bu damar duruyor tabii. Ameliyat sonrası niye kaybolsun? Evet. Birinci gün, ikinci gün, birinci hafta. Evet. Diyoruz ki 3 ayda kaybolacak. Aradan geçiyor 1 ay. Çocuk yine geliyor. Hocam bir baksana kayboldu mu diye. Oğlum diyoruz kaybolmaz. Daha 1 ay geçti. Evet, olsun bir bak hocam diyor. Bakıyoruz duruyor aynen. Diyoruz 3 ay sonra gel, 2. ay geliyor, 3. ay geliyor kaybolmuyor, 4. ay geliyor kaybolmuyor, 6 ay, 8 ay, 1 sene böyle kaybolmayan hastalarım oldu. İnşallah. Baktım ki bu iş tamam, gerçekten sonuçta %70 hastada belki kayboluyor ama o %30 çocuk iyice bu damarlarla kendini bunaltıyor. Ben dedim bu damarları ne yaparım, başka bir yöntem lazım. Evet. Kalp damarcılara sordum, dedi ki kalp damarcı. Ya siz ürologlar zaten kolayı seçiyorsunuz. Onu öyle bağla bırak. Öyle şey mi olur? Biz kadınların bacağında damar oluyor. 2,5 saat uğraşıp o damarı çıkartıyoruz. Dedim tamam biz de çıkartırız. Ve bu damarı çıkartmaya başladım. Bu damarı çıkartmak ameliyatımın süresini uzattı. Bazen 15 dakikalık iş oldu 45 dakika. Evet. Ama damarı çıkarttığım zaman içeriden ameliyat sonrası işte inşallah sende de bakacağız. Burası tertemiz olacak. Allah razı olsun. Bu koskocaman damar gitmiş olacak. Kalp damarcılar da onayladı bunu. Hastalar bana şunu soruyor. Hocam o damarı sen alacaksın. Ne olacak yani testis hasar görmüyor. Ya zaten bu damar burayı hasarlıyor. Bu damar burayı mahvediyor. Ve normal ameliyat yapan arkadaşlarım da bunu buradan bağlıyor. Diyor ki inşallah gerisi kaybolur. İnşallah yok olur gerisi. Kayboluyor da. Yani böyle büyük bir damarda %70 kaybolur demek çok iddialı. Ama %50 kayboluyor. Onlar da benim ameliyatta yaptığımı ameliyattan 6 ay sonra, 1 sene sonra kaybolsun diye umut ederek yapıyorlar. Ama bazen bu umut tutuyor, bazen tutmuyor. Ben de ameliyat sırasında iş bitmiş oluyor. Çok daha başarılı bir yöntem olarak bunu böyle uyguluyoruz.